da aynı binaya aynı kişinin saldırdığını ve kişinin silahı ile birlikte yakalandığını öğrendik. Son derece üzücü bir olaydır. İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıdan sonra onun bir devamı, bir e, tekrarı olarak düşünüldüğünde de son derece kaygı vericidir. E, memnuniyet verici olan kısmı kimsenin hayatını kaybetmemiş, yaralanmamış olmasıdır. HDP'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve İzmir'deki saldırıdan sonra söylediklerimizi tekrar etme mecburiyetimiz var. Siyasetteki kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici dilin bir sonucudur bu. Bunu yapmamak gerekiyor. Seçime girerken başvuruda bulunup kanunlara uygun olduğu adaylıkların temiz kağıdıyla devlet tarafından tescillendiği bir partinin bir terör örgütünün şubesi olarak gösterilip hedef gösterilmesi böyle sonuçlar doğuruyor. Bunun yerine demokratik siyaset alanını meşru kılmak ve her şeyin sözle ve parlamentoda siyaset zemininde halledileceğini kabul etmek gerekir. Deniz Poyraz hayatını kaybettikten sonra çıkıp bir grup toplantısında ben Deniz Poyraz kimdir size söyleyeyim deyip hakkında o anlamda devletin elinde herhangi bir bilgi belge olmadığı halde ki olsaydı zaten her gün polis kontrolüyle girilen binaya giremeyecekken Deniz Poyraz'ı adeta bir ter terörist olarak hayatını kaybetmiş bir genç bir kadını yaftalanması bile hem o cinayetin meşrulaştırılması hem daha sonra olabilecek saldırılarla ilgili sorumluluk doğurur. Bunun yapılmaması lazım. Bu dilden, bu ülkenin siyasetinin bir an önce kurtarılması lazım. Hangi siyasi görüşten, hangi siyasi partiden olursa olsun ve partileri ne kadar rahatsız edici, şok edici sözler söylerse söylesin hiçbir siyasi partinin bu şekilde hedef gösterilmesi doğru değildir. Bu en sağdan en sola kadar siyasi arenanın tüm kesimlerindeki partiler için aynı şekildedir. Sizin görüşlerine katılmadıklarınızı hedef göstermek bu ülkeye de bu ülkenin geleceğine de bir katkı sağlamaz. Sayın basın mensupları elimizde bir liste var ve ekonomik olarak sıkıntıya düşen, kaynak arayan iktidar bir kez daha bir yerleri satmaya karar vermiş. Bu sefer kamuya ait 18 adet sosyal tesisi satıyorlar. Satılacakların listesi Antalya'nın Manavgat'ı, Aydın Didim'de, Kuşadası'nda, Çanakkale Gökçeada'da, İstanbul Beşiktaş'ta, Seferihisar'da, Kocaeli'nde, Kandıra'da ve Marmaris'te Ankara Üniversitesi'ne ait, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait, SGK'ya ait, karayollarına ait, devlet su işlerine, 9 Eylül Üniversitesi'ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait sosyal tesisler satışa çıkarılıyor. Bunlar birilerine satılacak. Bu sosyal tesisler devletin parasıyla ya da bu kurumların kendi bütçelerinden çalışanları, memurları, yöneticileri, memurları, işçileri oralarda tatil yapabilsin diye yapıldılar. Zaten çok düşük ücretler alan, yoğun şartlarda çalışan, yazın tatilde kendi bütçesiyle çoluğunu çocuğunu tatile götüremeyecek durumda olanların ekonomik olarak aileleriyle birkaç huzurlu gün geçirmesi için sosyal devletin gereği olarak yapılmış bu tesisler para uğruna satılıyor. Bundan sonra jandarma genel komutanlığında çalışan, karayollarında, SGK'da çalışan, ekonomik durumu zaten aldığı parayla borçlarını, kredi kartlarını, kirasını zor ödeyen kişilerin çocukları yazın birkaç gün şehrin stresinden kurtulacakları, ailecek, huzurlu günler geçirecekleri tatillerden mahrum kalacaklar. Buralar kimlere satılacak? Kaça satılacak? Ne şekilde satılacak? Takipçisi olacağız. Ama tasarruf için yapıldığına, para için yapıldığına baktığınızda akla bir başka ailenin tatili geliyor. Erdoğan ailesi yazın tatil yapsın ve Katar'lı Arap Yarımadası'ndan dostlarını ağırlasın diye Okluk'ta yazlık saray yapıldı maliyeti 640 milyon TL. Ve Ahlat'ta kışlık saray yapıldı. Maliyeti 225 milyon TL. Toplam maliyet 865 milyon TL. Ankara'da önce Ak Saray diye AK Parti'nin akı sarayın sarayı diye inşaatı başlanıp sonra Başbakanlık Hizmet Binası denip tepkiler üzerine sonra Başbakan Cumhurbaşkanı olunca Cumhurbaşkanlığı külliyesine adı çevrilen Ankara'daki devasa sarayı da katınca bugünkü parayla 13 milyar TL saraylara para ayrılmış durumda. Yazlık saraya 640 milyon TL ayıranlar, bütün saraylara 13 milyar TL ayıranlar 3.30 para için devletin memurunun, devletin kamu görevlilerinin Yazın tatil yapacakları sosyal tesisleri ellerinden alıyor. Bir kişi için milyar TL'ler harcanırken bu tesislerde önceki satılanlar katıldığında çok daha büyük rakamlar çıkar. Ama bu tesislere bakıldığında hiç değilse ama hiç değilse 4.000-5.000 bin, bin kişinin yazın ucuz imkanlarla tatil yapma imkanı ellerinden alınıyor ve bir kişinin ailesinin ve onun seçeceği özel konuklar için Türkiye'nin en seçkin plajlarından kum kaçakçılığı yapılıyor. Götürülüyor. Özel sahiller oluşturuluyor. Oraya balıkçılar dahi kimse sokulmuyor. Ve anayasa kıyıları, koyları herkesin kullanımına açık tutarken bunun hiçbir şirket, hiçbir otel, hiçbir kuruluş tarafından bu şekilde gasp edilmesi mümkün değilken anayasaya açık şekilde aykırıyken böyle bir işe girişiyorlar. Bütün vatandaşlarımıza, bütün devlet memurlarımıza, bu ülkenin onurlu bütün insanlarına kendisi ve ailesi için ülkenin tüm kaynaklarını seferber edip bunu itibar görüp itibardan tasarruf olmaz diyenlerin devletin memurlarından, işçilerinden nasıl fedakarlık istediğini gözler önüne sermek gerekiyor herhalde. Ve bugün mecliste basın topla bugün mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi Recep Tayyip Erdoğan. Yarın da mecliste olacak. Anıtın önünde bulunacak ve meclisteki programa katılacak. Yarın 15 Temmuz 15 Temmuz resmi tatil ve 15 Temmuz kanlı hain darbe girişiminin ilk yıllarında, yıl dönümlerinde mecliste özel oturumlar yapılıyordu. O özel oturumlarda 15 Temmuz gecesi darbeye karşı açık pozisyon alan, karşı çıkan bütün siyasi partiler ve liderleri söz hakkı buluyorlardı. Sayın Genel Başkanımızın o toplantılarda yapmış olduğu konuşmalar nasıl bir rahatsızlık, nasıl bir endişe yaratmış ki artık meclis başkanlığı özel oturum yapmıyor. Yarın meclis kapalı ama daha önceki yıllarda yapılan, geçen yılda yapılmayan oturum yine yapılmayacak. Şentop'a soruyoruz niye yapmıyorsunuz? Meclis başkanı olarak gazi meclis diyoruz, ikinci kez gazi oldu diyoruz. 15 Temmuz'da kapalı iken ışıklarını yaktı. Çalışmadığı için hedef olmadı halde kendisine hedef yaptı. O günkü milletvekilleri canları pahasına demokrasiyi savundular. Onun üzerine kitaplar, belgeseller, kahramanlık hikayeleri ne zaman ki Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Ancak Herkes 15 Temmuz'da birlikte durmuşken siz 20 Temmuz'u 15 Temmuz'u araç sallaştırıp 20 Temmuz'da kendi sivil darbenizi yaptınız. FETÖ'nün değil muhalefetin üstüne gittiniz. Üniversitelere kayyum atamak için gazetecileri susturmak için köşe yazarlarını sindirmek için sendikaları susturmak hak arama mücadelesinin önüne geçmek için kullandınız. O halde Soma'daki işçinin Karadeniz'deki köylü teyzenin grevdeki işçilerin karşısına dikildiniz. Grevleri o hali bahane edip yasakladınız. Kendi iktidarınızı sözde iktidarınızı sağlamlaştırdınız dedi diye bunu savunuyoruz diye yarın yapılacak konuşmalarda birisi gözünüzün içine bakar da 15 Temmuz'da darbe komisyonu kuruldu. Darbeyi araştırma komisyonu kuruldu. Normalde görev süresi 3 ay yetmeyince bir ay uzatılıyorken dopingi araştırmaya 3 ay yetmeyip 4. ayı arıyorken Soma faciası ilave süre alıyorken Hekime karşı şiddet komisyonu ilave süre alıyorken 3 ay bu komisyona nasıl yetti diye sorulacak diye mi? Bu toplantıyı yapmıyorsunuz. Tam komisyon muhalefet partileri en önemli konularda tartışmaları açmış belgeler bilgiler istiyorken Recep Tayyip Erdoğan'ın tamam artık o komisyonda görevini tamamlasın raporu bitsin deyip ek süre talebinde bulunmadan apar topar raporunu yazdığını hatırlatacağız diye mi yarın mecliste özel oturum yapmıyorsunuz? Şu sorudan mı kaçıyorsunuz? Dün yazılı olarak Mustafa Şentop'a sorduk. Komisyon raporu nerede? Komisyona verilen bilgiler, ek belgeler nerede? Bu sorudan mı kaçıyorsunuz? Yoksa dönemin MİT müsteşarının ve genel kurmay başkanının MİT müsteşarı göreve devam ediyor. Genel kurmay başkanı partili milli savunma bakanı oldu. Partili genel kurmay başkanı onların çağrıldıkları halde komisyona ne için gelmediklerini soracağımız için mi yarın burada özel oturum yapmıyorsunuz? Yoksa CHP'li 15 milletvekilinin meclisin açılmasını AK Partili mevkidaşlarına, AK Partili meclis başkan vekillerine telefonla bildirip meclise koşup gelip hep yalandan darbeci CHP dediğiniz CHP'nin o gece. Yüz yıllık partiyiz. Yeneriz, yeniliriz ama darbecilere teslim olmayız. Yapılacak ilk seçime kadar ana muhalefet partisiyiz. Başka bir hedefimiz yoktur. Seçimlere ve parlamentoya saygılı demokrasinin arkasında darbenin karşısındayız dediğini hatırlatacağı için mi bu oturumu yapmıyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonla talimat verdiği grup başkan vekilinin genel başkanımızda ilk vasıtayla gelecek darbenin karşısında parlamentonun arkasındadır dediğini hatırlatmamamız için mi yarın özel oturum yapmıyorsunuz? Yine kendiniz çalıp kendiniz dinleyecek dinletecek yine yok tankların arasından sıvıştılar yok darbeye şunu dediler bunu dediler yalanlarını mı atacaksınız? Darbenin ertesi günü Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanımızı telefonla arayıp CHP grubuna hasreten teşekkür ederim. Tutumları her türlü takdirin üzerindedir. Benim adıma ayrı ayrı vekillerinizi tebrik edin değişini ve genel başkanımızın CHP darbeye direndiği için teşekkür kabul etmez değişini hatırlatacağımızdan mı korkuyorsunuz? Dönemin başbakanının dönemin başbakanının tanklar Tuzla'ya geliyor vehmiyle kaçıp bir tünelde saklanmışken dönemin İçişleri Bakanı'nın uçağı dönüp 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 darbe bastırılmadan Ankara'ya inememişken dönemin Cumhurbaşkanı'nın uçağı indiği gecikmeli indiği kuleden temizlendi burası dedikten sonra indi havaalanında hangarda saatler geçirdiği gerçeği ortadayken partisine Darbeye karşı meclise koşun diyen kişiye, darbeye karşı tutum almadı yalanınız bir kez daha deşifre olmasın diye mi burada özel oturum yapmıyorsunuz? Yazıklar olsun o gece alnımızdan öpü, öptüklerini söyleyenlere, gördüklerinde önümüzde metrelerce tebrik kuyruğu oluşturup da daha sonra CHP'yi darbeye karşı çıkmamakla suçlayanlara yazıklar olsun kendilerine ait kanallarda üfürenler tutanak altında gözümüzün içine bakınca kaçıyorlar. Darbe bildirisini hep birlikte kaleme alırken buradan meclis güçlenerek çıkar demokratik parlamenter sistem güçlenir diyenlerin sonra meclisin yetkilerini o hal şartlarında aldıkları referandumdaki tutumları hatırlatır diye mi yarınki toplantıya gelemiyorsunuz? Yoksa erkenden darbe istihbaratı gelmişken ya da ta Nisan ayında 5 Nisan ve 22 Nisan'da size en yakın köşe yazarları hususiler Ankara'da toplandı darbe planlıyorlar diye yazıyorken tavuk tarda sayılır darbeye kalkışılınca FETÖ'cüleri toplayacaklar diye yazıyorken Haziran'daki FETÖ iddianamesinde darbe hazırlığı yazıyorken öngörülüp önlenmeyip sonuçlarından istifade edilen bu darbe konuşulmasın diye mi yapıyorsunuz? CHP olarak kanlı darbe hep kanlı darbe dedik. Hep hain darbe girişimi dedik. Tiyatro diyenlere karşı çıktık. Bu yalanların sonu yok. Ama beş gün sonra ilan edilen o halle bu darbenin araçsallaştırılmasına o gün darbe istihbaratı gelmişken toplanıp kukumav kuşları gibi baş başa konuşanların orduya birlikleri terk etmeyin emrini vermeyip yüz personelden bir buçuğu darbeye karışmışken 98 buçuğunun eve yollanmış olmasına itirazımızı tarih önünde bir kez daha burada ifade ediyoruz. Kimse birliklerinden çıkmasındense yüzde bir buçuk darbecinin karşısında da yüzde 98 buçuk vatansever asker durabilecekken kışlaları kendine nöbet yazmış FETÖ'cülere teslim edenleri de unutmuyoruz. Ergenekon ve Balyoz askeri askeriyeye kumpas operasyonlarını, askeri casusluk operasyonunu otobanda zorlu yollarda temizlik yapılıp birilerinin genelkurmay başkanlığına otoban gibi yol açılmasını unutmuyoruz. O birilerinin darbe komisyonundan kaçışını da unutmuyoruz. Bir kez daha meclis başkanına kendisine dün resmi olarak başvurduğumuz darbe araştırma komisyonunun raporunu, muhalefet şerlerini ve bütün eklerini istiyoruz. Tarih önünde o komisyondan kaçanların gelecek seçimlerden sonra yapılacak gerçek darbeyi araştırmak için bütün kamuoyunun önünde kurulacak şeffaf araştırma komisyonunda da ifade vermekten kaçamayacaklarını bir kez daha ifade ediyoruz. Sayın basın mensupları bugün sabah resmi gazeteye baktık ve günün sürprizinden karşılaştık. Gün geçmiyor ki tek adam rejimi gün geçmiyor ki şahsım hükümeti devletin bir kurumunu bir kuruluşunu bir mevkiini kendisinin ailesinin ya da partisinin çıkarları, kararları ve istifadesi doğrultusunda belirlememiş olsun. Sıra TRT'de elbette TRT'nin içinde durunduğu malum durum ortada. Ancak şunu söyleyelim. TRT kuruluş gayesiyle ve köklü geleneğiyle ülkeyi yönetenlerin üzerinde kurduğu baskılar bir yana kıymetli personeliyle hepimizin göz bebeği. Her elektrik faturasından her Türk vatandaşı, her siyasi görüşten Türk vatandaşı TRT payı ödüyor. Her alınan elektronik cihazda ki bandrol vergisinden TRT'ye para gidiyor. TRT kamu yayıncılığı yapmak üzerine kurulmuş. İngiltere'nin BBC'si neyse dünyadaki saygınlığı, inandırıcılığı, güvenilirliği en az onunla rekabet etsin diye kurulmuş ve geçmişinde kamu yayıncılığının en iyi örnekleri de bulunan bu kuruma bugün sabah yeni yöneticiler atandı. Yedi tane yönetim kurulu üyesi vardı. Önce dokuza çıkardılar. Yani iki koltuk daha yarattılar. Sonra görev süresi dolan yönetim kurulu gere üyesi ve genel müdürün yerine bir yenisini ve daha üç kişi atayarak TRT'nin yönetimini yeniden oluşturdular. Atananlardan bir tanesi bakan çocuğu. Bambaşka yerlerden görevleri ve maaşları olan birisine bir maaş daha, bir koltuk daha. Eğitimiyle hiç ilgisi yok. Ayrıca Fahrettin Altun'un iletişim başkanı Fahrettin Altun'un yardımcısı Mehmet Zahit Sobacı da genel müdür ve yönetim kurulu üyesi oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iletişimini yapacak bir heyet oluştur desen bu oluşturulur. Tabi en çarpıcı isim de Hilal Kaplanöğüt, Trolliçe, Trol ordularının kudretli komutanı, kudretli kraliçesi, Türoliçe Hilal Kaplan Öğüt. Niye var? Hakaret için, iftira için, algı operasyonları için var. TRT'nin çatısına pelikan ordusu kondu, pelikanlar kondu. TRT'nin bahçesi pelikandan geçilmiyor. Kendilerine o güzelim kuşun ismini verenlerin yönettikleri ülkede pelikanların soyu tükenirken trollükleriyle meşhur bu pelikan ordusu TRT'yi kuşatmış durumda. Trollerin başı trolüçe Hilal Kaplan Öğüt'ün TRT'ye ne katacağını yönünü nereye çevireceğini zaten kötü giden habercilik ve kamu yayıncılığı anlayışının çok kötü giden Bundan bile yeterli görmeyip bu ekibi orada görevlendirenlerin ne murad ettiğini kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Ama TRT ile ilgili bir fotoğraf çekmek gerekirse, kamu kurumu değil mi? Herkesin vergilerinden kurulmuş. Örneğin seçimde yapacağı yayınlarda süreler belli. Eşitlik ilkesi var. TRT elbette iktidara biraz daha fazla muhalefete de gücü nispetinde yer verir her zaman. Ama şimdi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının bütün grup konuşmalarını A'dan Z'ye veriyor. Ilk dakikadan son dakikaya. Ama ana muhalefeti 10 dakika, 11 dakika, 14 dakika, 15 dakika veriyor. O zaman ne beklersiniz bu oranla? HDP'yi 8 dakika, MHP'yi 5 dakika, İyi Parti 3 dakika versin. Ama MHP'yi de tam veriyor. MHP'nin sandalye sayısının 3 katı CHP'de var. Bizim 6 katımız MHP'yi veriyor. Bu nasıl kamu yayıncılığı? Recep Tayyip Erdoğan geceliğin rüyasında sayıklasa canlı yayına geçip canlı veriyorlar. Gece uyurken rüyasında sayıklamaya başlasa yayını kesiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor diye. Rüyasında konuşuyor onu bile veriyorlar. Günde dokuz kez konuşsun dokuz kere veriyorlar. CHP'yi haftada bir kez on dakika. MHP'yi sınırsız. Neye göre? Sizin kriteriniz ne? Neye göre yapıyorsunuz bunu? Açıklaması yok. Hepimizin vergileri, hepimizin katkı payları, hepimizin, hepimizin bandrolleri. Şimdi yetmez. Daha da yandaş kişilerle saraydan Fahrettin Altun'un yardımcısını da TRT'nin başına kayyum atıyorlar. Bir F tipi yapılanmadan TRT yeni kurtulmuşken bir başka F tipi yapılanma. Fahrettin Altun'un kayyumunla birlikte yönetilecek bir döneme geçiyoruz. Bundan sonra yapılacak ilk seçimlerde millet bu adaletsizliğe de son verecek. Başka çaresi yok. Bu adaletsizliğe de son verecek. Tabii bir yandan ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan bir lafı şöyle astı bir yerde duruyor. Bir yerde duruyor. Ne diyor? Bunlara iktidarı teslim edemeyiz. Kim söylüyor bunu? 19 yıl önce demokratik yollarla seçime gelmiş. Kendinden önceki iktidarın üç bileşeni de kendisine bakanlarına devir teslimi yapmış, iktidarı bırakmış birisi. Ne diyordu? Eski Türkiye çok kötüydü. Eski Türkiye antidemokratikti. Oranın müesses nizamı vardı. Yerleşik düzeni kendisini istemiyordu. Girdi seçime, kazandı seçimi. Bir kişi bile bunlara iktidar teslim edilmez demedi ki ne kadar kendileri hakkında kendi siyasi arkadaşlarının rejime kasteden, anayasaya aykırı, anayasal düzenle çelişen ifadeleri ortada olmasına rağmen, kendisinin siyaset yasaklısı olmasına rağmen kimse bunlara iktidar teslim edilmez demedi, iktidarı verdiler. Hatta bir beş yıl geriye gidelim. 1994'te Nurettin Sözen İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'a verilemez demedi. Verdi. 94'te iktidara geldi, İstanbul'da göreve geldi. Daha sonra da 2002'de Bülent Ecevit'ten Türkiye'nin iktidarını devraldı. Kimse bunlara iktidar verilmez demedi. Eski kötü Türkiye kötüydü, antidemokratikti. İleri demokrasi de diyor bunu. Hem de bunu öyle bir kere tesadüfen ağzından kaçtığı için falan da söylemiyor. Ankara seçimlerinde Mansur Yavaş seçilirse zaten onun hakkında bir takım iddialar var. Ki şimdi biliyorsunuz o iddiaların hepsinin yalan olduğu mahkeme önünde ispatlandı. Bir üçkağıtçıyı kullandılar. Zaten göreve gelemez demişti. Yani Mansur Yavaş'ı seçerseniz de biz onu görevden alırız demişti. Tehdit. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Hazmedemedi. Nurettin Sözen'in yaptığını yapamadı. Seçimi YSK'dan iptal ettirdi. Kendisi şimdi gelecek seçimler için aynı şüpheyi yaratmaya devam ediyor. Açık ve net söylüyoruz. Sakın ha sakın. Türkiye'deki kimsenin kafasını karıştırmaya, Türkiye'yi dünyaya rezil edecek bu antidemokratik beyin kıvrımların arasında kalmış bu geri kafalı Demokrasiyle çelişen ifadeleri bir daha kullanmaya kalkma. İktidarı senden isteyen kim? İktidarı milletten talep ediyoruz. Bir pazar günü sandığa gider. Görevi kime verirse o gelir. Hadi versin de gitme bakalım. Hadi versin de gitme bakalım. O zaman o yiyeceğin tokat 24 Haziran'da yediğin demokrasi tokatına da benzemez. Hadi millet sandıkta Seçsin iktidarı. Sende ki bunlara verilmez. Öyle dedin 31 Mart'ta. 13 bin fark vardı. 806 bin fark dedin. Her seçimde Tayyip Bey'e verdim diyor Hacı amca. İstanbul Fatih'te. Ama son seçimde de onun dediğine verdim diyor. 24 Haziran'da diyor. Bir seferlik Ekrem Bey'e vereceğim. Çünkü hak geçti evladım diyor. Hak geçti. Sen kendi seçmeninin gönlünün razı olmadığı bir haksızlığı İstanbul'da göze aldın, cezasını çektin. Bu gelecek seçimde göze alırsan bu millet sana gereken cevabı verir. 15 Temmuz'da darbeciye direnen milletin gelecek seçimlerde sandığı tanımayana sessiz kalacağını sanmıyorsun. Demokrasinin dışına çıkanlar, biz bu iktidarı vermeyiz diyenlerin cevabı halktan alırlar. Ecevit'le Demirel ne kadar uzun, ne kadar sert bir siyasi rekabet yaşadılar. Her seferinde el sıkışıp devir teslim yaptılar. Her seferinde birbirlerine ülkeyi yönetme konusundaki yetkiyi verdiler. Hep hep seçmene saygılı oldular. Darbeciler olmadı ama onlar saygılı oldular. Şimdi önüne geleni Darbecilikle önüne geleni onunla bununla suçlayanların dönüp de Erdoğan'ın ağzının dilinin altındaki baklaya bakmalarını isteriz. Son olarak son olarak kayıp silahlar var. Dün gündemdeydi, bugün de gündemde olacak. Mahir Beyefendi kayıp silahları duyunca bu kalemim Mahir Bey renk değiştiren Mahir Bey siyasetin dünya tarihinin gördüğü en yetenekli siyasi bu kalemun. Her dönem renkli değişir. Dolma bahçede değişir. Başka taraflarda değişir. Beş yılda bir değişir. Mahir Bey çıkmış şimdi 15 Temmuz'a karşı kahramanlık hikayesi anlatıyor. Kayıp silahları söylemek 15 Temmuz'u değersizleştirirmiş. Bir, FETÖ'nün 15 Temmuz'da kışlalardan çıkardıklarının kullandığı silahlardan ciddi miktarda kayıp var. Birinci sorun budur. İki, envantere kayıtlı silahlardan geri dönmemiş olanlar var. Sorundur. Üçüncüsü, envanter dışı dünya kadar silahın dağıtıldığına ilişkin iddialar var. Bu iddiaları duyup da harekete geçmeyen Cumhuriyet savcıları, gerekli incelemeyi yapmayan Cumhuriyet savcıları, o diplomalarından, o yemin törenlerine gelmiş olan analarından, babalarından, sırtlarındaki cübbeden utanmıyorlarsa neyden utanacaklar arkadaş? Bu iddialar araştırılmayacak. Hangi iddialar araştırılacak? Otoriter popülist liderler silahlandırırlar. Otoriter popülist liderlerde bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sayısı artar. Ve kurdukları dil ülkeyi bazen felakete doğru sürükler. Bugün Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı siyaset arkadaşlarının kurduğu dil ve bu kayıp silahlar meselesi ciddi endişe kaynağıdır. Bunu berraf etmenin bir yolu var. Bir yolu. Gelin bir kez daha çağrı yapıyoruz. Şuradan bir kanun çıkaralım hep beraber. Kimin evinde kimin elinde kimin bagajında kimin bahçesinde ruhsatlı olan silah dışında bir silah varsa kayıt dışı silah varsa bildireceğimiz tarihe kadar gelsinler herhangi bir soruşturmaya kovuşturmaya tabi olmadan o silahları devlete teslim etsinler o tarihten sonra elinde silah bulunanın canını hep beraber okuyacağımızı söyleyelim eğer bu silahlarla daha önce bir suç işlenmediyse o silahı bulundurana nereden buldun demeyelim. Dünyanın bütün kara paralarına nereden buldun demeden davet çıkarıyorsunuz ya. Gelin bu ülkenin geleceği için olası provokasyonlar, çatışmalar çok tehlikeli senaryolara karşı varsa özgüveniniz koyalım kanunu, yapalım çağrıyı. Elinde kayıtsız silah olan versin. Devlet silahı teslim alsın. Bundan daha haklı ve meşru bir çağrı olamaz. Aksi takdirde aksi takdirde sorular büyüyecek, soru işaretleri büyüyecek. Önümüzdeki süreçte bu meseleler tartışılmaya devam edecektir. Güne kadar miting yaptırdığınız, koruma verdiğiniz, çakar verdiğiniz, makbul gördüğünüz, fotoğraf çektirdiğiniz Kişilerin ifşaları yenir yutulur değil. 15 Temmuz gecesini hatırlatıyorsanız o, ge o geceki İstanbul il başkanınız şu anda bambaşka açıklamalar yapıyor. Bambaşka şeyler söylüyor. Önemli şeyler söylüyor. Bunun üstünü örtüp geçemez. Bunu duymamazlıktan gelemezsiniz. Tayyip Erdoğan'ın Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz lafı neresinden tutulacağı belli olmayan nasıl düzeltileceği belli olmayan bir laf. Birincisi müsilajın temizlendiği falan yok. Yüzeydekileri topluyorsunuz. Güldürmeyin dünyaya kendinizi. Bilim insanları diyor ki bilim insanları diyor ki müsilaj sorunu derinlerde ve 20 yıllık bir mücadeleyle tam olarak engellenebilir. Görünen üstteki köpüğe, kefe, artığa bakmayın. Oksijen yok, denge yok. Marmara'nın dibi perişan oldu diyor. Orada ortaya çıkan sizin gördüğünüz ve topladığınız bir sonuç. Sebep derinlerde sebep geldiğinizde aldığınız kararla Marmara'nın dibine İstanbul'un pisliğini basmanızda. Sebep sizin iktidarınız ve daha öncelerine taşan yanlış uygulamalarda. Ama İstanbul'un müsilajının temizlendiği yok. Sadece üstteki köpüğü kefi alıyorsunuz. Milleti kandırmayın. Siyasi müsilaj dediğin de pislikle olur. Siyasetteki oksijeni bitiren bizatihi sizsiniz. Cumhur İttifakı'nın üçüncü bileşeni mafya, AK Parti MHP mafyanın tam orta noktasında suç işleri bakanı Soylu hakkında dünya kadar dünya kadar iddia olacak ve siz susacaksınız. Küçük ortak Soylu'yu Soylu'yla sizi birbirinize kelepçeleyip Anahtarı denize attı, şimdi böyle bileğinize bakıyorsunuz. Kıbrıs'ta işlenen cinayetlerden tutun, sen fetöcüsün deyip, hakkında operasyon olacak deyip, İçişleri bakanlığına çağrılıp, yurt dışına kış kışlanıp, marinasına çökülen insanlara kadar, o marina'ya çöken Delin devlet adamlarına kadar Uğur Mumcu cinayetine kadar suç örgütü liderine koruma vermeye verdiği korumayı kendi attığı ikinci üçüncü imzayı gözden ırak tutmak için FETÖ'yle mücadele konusunda kimsenin bir şey söyleyemeyeceği kendi partisinin milletvekili Selami Altınoka kara çalmaya kadar Masak incelemesine, ihbarına karşı el konulmuş mal varlıkları varken o mal varlıkların üstündeki ikra el koymayı reisen kaldıran, yanlış söyledim reisen kaldıran, reisinin talimatıyla kaldıranın gidip de anayasa mahkemesi üyesi yine yurt çıkışına, yurt dışına çıkış yasağını kaldıranın reisen, reisen adalet bakan yardımcısı yapıldığı bir pisliğe burasına kadar batmış birisi siyasi müsilajdan bahsediyor. Daha fazla daha fazla ne pislik olacak? Silivri Emniyet Müdürünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü mü tehdit etti sabaha karşı da intihar etti. Siyasi müsilaj biz olacakmışız. Senin emniyet genel müdür yardımcın Beni hiçbir kuvvet görevden alamaz diyorsa İçişleri Bakanına ne pislikleri görüyor da meydan okuyor? Siyasi müsilajdan bahsediyorsun. Bizim milletvekilimizin evinde mi kadınlar vuruluyor, öldürülüyor, intihar ediyor ve üstü kapatılıyor bunların. Siyasi müsilajdan bahsediyorsun. Sadat'ı bizim partimizin siyasetçilerimi kurmuş kurdurmuş El Nusra ile ilişkiler kurmuş kurdurmuş da siyasi müsilajdan bahsediyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu mu imzalamış? Venezuela'dan peynir getirin. İzin veriyor diyorsun ki Bismillahirrahmanirrahim sabah sabah Venezuela'dan peynir ithalatı izni. Venezuela'ya giden eski bir başbakan çocuğu hiçbir resmi görevi yok. Sonra açıklama Venezuela'dan peynir diye uyuşturucu gelirken yakalanacak. Sonra da sonra da çiçeği burnunda Ticaret Bakanı açıklama yapacak. Türkiye'ye gelmiş bir gram peynir yok diye. Bu ne demek? Venezuela'nın Türkiye'ye peynir ihraç etme gibi bir işi yok ki. Birileri peynir ithal edeceğiz diye başka işleri maskeleyecek bir işler istiyor. Sen de paşa paşa onu imzalıyorsun. Biz siyasi müsilaj oluyor, öyle mi? Siyasetin oksijenini bitiren bu kadar çok pisliğe batıran Libya'yı milli mesele görüp sonra Saraç hükümetinin ihalelerini tek tek adım adım dağıtanlar. Azerbaycan'a gidip de beşli çeteyi sorup burada deyince burada da mı varlar diye salağa yatıp Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onlar her yerde cevabını alan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Herkes aklını başına toplasın ya. Yani iftira olur, hakaret olur falan da her şeyin bir huduru, bir sınırı olur. Ben mi diyorum, biz mi diyoruz? Bizim milletvekillerimiz diyor memlekette FETÖ borsası var diye. Paralı FETÖ'cüyü uçağa bindirip parasızı hapiste yatıran siz değilsiniz sanki. eski milletvekilini önceki kendi milletvekilini emniyette darp ettiren siz değilsiniz sanki. Hürriyet gazetesine baskını gençlik kolları baskının yaptığı baskını bir suç örgütü liderinin taşeronluğunda yaptığı ortaya çıkan siz değilsiniz. Gazetecileri dövdürten o suç örgütü liderinin taşeronluğunda olduğu ortaya çıkan siz değilsiniz sanki. Gençlik Kolları Başkanı diyor ki, hürriyetin önüne ben gitmiştim. Üstüme kaldı. Soylunun açıklamalarıyla rahatladım diyor adam. Ne müsilajından bahsediyorsunuz? Bir siyasi müsilaj meselesi konuşulacaksa bu konuda tek susacak parti olacaksa o da AK Partidir. Tek susacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tek susacak bakan Süleyman Soylu'dur. Bu müsilajı kimse temizleyemez. Sandıktan gayrı. Bu kadar pisliği ancak sandık temizler. Ancak millet temizler. Öyle de olacak. Sandık kurulacak. Millet tarihin en büyük temizliğini kurulacak ilk sandıkta yapacak. Öyle köpüğünden möpüğünden değil. Kökünden temizleyecek hepinizi. Çıkaracak Cumhuriyet Savcılarının karşısına hepinizden kanun önünde teker teker de hesap sorulacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Çok çok daha 23 ay kaçabilir seçimden. 23 ay sonra seçim var. Ama seçim talebi siyasi partilerin, siyasetçilerin ağzına, milletin ağzında, aklında olmadan yerleşmez. Biz gittiğimiz her esnaf dükkanında, Ardahan'dan Muğla'ya, Edirne'den Karsa, Yozgat'tan Kayseri'ye kadar her esnaftan çıkarken peşimizden "Başkan seçim var mı?" diye soruluyorsa her köy kahvesinin ana gündemi erken seçimse, işsizlerin bekledikleri çay ocaklarında tek umut erken seçim olmuşsa, gençler seçim erken olmazsa ben ülkeyi erken terk edeceğim diyorlarsa, emeklinin talebi erken seçimse siyasetin gündemi erken seçimdir. Kimse bu erken seçim nereden çıktı demesin. Erken seçim bu kadar haksızlıktan, bu kadar hukuksuzluktan, bu kadar eşitsizlikten ve bu kadar vatandaşını düşünmeyen bir yönetim anlayışının bıçağa kemiğe dayamasından çıkmıştır. Bıçak kemiğe dayandı, erken seçim kaçınılamaz. Erken seçim talebi, milletin talebi siyasetin gündemidir. Biz yapılacak erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Erken seçimde kimin geleceği kimin gideceği bellidir. Millet Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan umudu kesmiş, onları göndermiştir. Erdoğan dönemi bitmektedir. Yerine hangi iktidarın geleceğine, kimin geleceğine milletimiz karar verecektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ve çözüm sürecine ilişkin söylediklerinin kendi siyasi açmazı içinde söylenmiş sözler olduğunu herkes de biliyor. Bütün vatandaşlar biliyor ki öyle çözüm sürecinde bıraktığı yerde falan değil, çözüm sürecini bıraktığı yerin yerden sonra köprünün altından çok sular geçti. Çözüm süreci söyleyen birinin o sözü söylediği yerde, seçmenin yüzde 68'le seçtiği belediye başkanını görevden almak için o gece düğmeye bastığını bilmeyen mi var? Çözüm sürecinin bir çözüm sürecinin ana gövdesi demokrasidir, eşitliktir, şeffaflıktır. Diyarbakır seçmeni yüzde 68'le kendine belediye başkanı seçecek seçimden önce temiz kağıdını almış. Zaten mevcut milletvekili Diyarbakır'ın sevilen doktoru. Dün AK Partili milletvekilleri de teyit ediyor. Diyarbakırlı'nın seçtiği gece yerine kayım atacaksın. HDP'nin seçtiği bütün belediye başkanlarına neredeyse kayım atayacaksın. Sonra çözüm sürecinde kaldığım yerden diyeceksin. Bu konuda

bir siyasi partinin eş genel başkanı kendi siyasi değerlendirmelerini yapmış. Pervin Hanım'ın yaptığı değerlendirmeleri her gün saraydan yazılan promptörü hiç aksatmadan, eksiltmeden okuyan Devlet Bahçeli'ye sormak lazım. Hani CHP eşittir, HDP eşittir, PKK'ydı. Hani adını koymadığımız gizli bir ittifak vardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP gizli ittifakını artık saklayamaz durumdaydı. Sayın Bahçeli'ye bu soruyu sorarsanız cevabı izlemek için sizin kanalı açacağım bu akşam. Çok adetim değil ama. Soruyu cümleyi söyleyene sormak lazım. Bunu söyleyene sormak lazım. Bundan önce yapılmış bir ittifak olmadığını biliyoruz. Ama olduğunu iddia eden Devlet Bahçeli'ye sormak lazım. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Sağ olun.